RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı bir yeni haber bülteniyle daha gün içinden olayları aktarmaya devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı EKEV ile Erzincan Sanayici ve İş Adamları Derneği ERSİAD organizasyonuyla İstanbul'da Erzincan Protokolü ve İş Adamlarına yönelik program düzenlendi. Programda çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı EKEV ile Erzincan Sanayici ve İş Adamları Derneği ERSİAD organizasyonuyla İstanbul'da Erzincan Protokolü ve İş Adamlarına yönelik program düzenlendi. EKEV Hizmet Binası'nda düzenlenen programa Vali Süleyman Kahraman, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Milletvekili Avukat Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, EKEV Başkanı Sadık Ağaca, ERSİAD Başkanı Yavuz Canikli iş adamları ve davetliler katıldı. EKEV Başkanı Sadık Ağaca ise Ali Coşkun önderliğinde kurulan vakıf tarafından 4100 öğrenciye burs verildiğini söyledi. Erzincan Kültür Eğitim Vakfı il vakıfları arasında, Türkiye'deki il vakıfları arasında eğitime en fazla katkı veren bir vakıf. Evet, vakfımız 1993 yılında saygıdeğer, saygı duyduğum eski bakanlarımızdan Ali Coşkun abimin önderliğinde kuruldu. O günden bugüne eğitim katmaya, yapmaya, eğitime katkı yapmaya kesintisiz devam ediyor. 66 öğrenciyle başlayan, burs vermeye başlayan vakfımız bugünlerde 4100 öğrenciye burs vermektedir. Programda konuşan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise EKEV ve ERSİAD'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'nın kuruluşunda, derneğin kuruluşunda emeği geçen sayın bakanlarımıza, Başkan Coşkun Bakanımıza, İnan Yıldırım Bakanımıza huzurlarınızla teşekkür ediyorum. O günden bugüne kadar görev yapan tüm başkanlarımıza, yönetim kurumundaki ekiplere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yine ERSİAD Başkanımıza, çünkü bunlar birbirine bağlantılı olan kuruluşlardır, vakıflardır, derneklerdir. Birisi olmadan biri olmaz, ötekisi olmadan da öbürü olmaz. Gerçekten eğitim bir milletin, bir devletin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Bir atasözü var, derler ki işte yılı kurtarmak istiyorsanız buğday veya pirinç ekersiniz. Ama 10 yılları kurtarmak istiyorsanız ağaç yetiştirirsiniz. 10 yıl meyvesini alırsınız. Ama 100 yıllara hükmetmek istiyorsanız insan yetiştirirsiniz. Ve bunun asla ve asla kaybolmayacak bir emektir, bir nimettir. Onun için şimdi burada Serkan Bayram'dan örnek verildi. Gerçekten bu vakfın, bu derneğin, buradaki iş adamlarımızın vermiş olduğu burslarla eğitimini tamamlamış. İstanbul'da belli bir yere gelmiş, siyasete atılmış ve bugün de karşımızda sizlerin, bizlerin içinden biri olan çok değerli hemşerimiz Erzincan milletvekili olarak Erzincan'dan milletvekili seçildi ve seçildiği günden beri de gerçekten şehrimize büyük bir heyecanla hizmet etmektedir. Bu Erzincanlılara özgü bir şeydir. Erzincanlıya bir görev verildiği zaman Erzincanlının başını önüne eğdirmemek için, Erzincanlı hemşerilerimizi mahcup etmemek için gecesini gündüzüne kadar o süre içerisinde hizmet eder. Bunu biz her alanda görüyoruz. Erzincanlı biri bir yere bakan olmuşsa Erzincan'ın ve Türkiye'ye karşı asla ve asla kimseyi mahcup etmez, en iyi şekilde görevini yapar. Ekibimizde sene 92 yılında İstanbul'da okurken 93 yılında burs almayı Allah nasip etti. O burs o kadar bereketli oldu ki böyle güzeller daha böylece çınarları hepsini filizlendirecektir. İnşallah biz ekibimize daha çok sahip çıkmamız lazım. 5000 burs veriyorsak 10.000 yapmamız lazım. Hedefimiz bu olması lazım değerli hemşehrilerim. İnşallah en kısa zamanda kamu yararına çıktıktan sonra bu daha da artacaktır. Ben ekibimizi daha iyi yerde görmek istiyorum. İleride ve erkek yurdundan sonra da Sayın Başkan'ın Vakıf Üniversitesi'nde görmek istiyoruz. İnşallah. Sayenizde.
görmek istiyorum. Çok değerli Felsiyet Başkanım, Refahat Demir Başkanımız, Yolun Başkanımız, ben de onun görevindeydi. Orada da ülkelerin günlere geldiği Allah bize nasip etti. Allah çok değerli hemşehrilerim, malumunuz 2015 yılında iki tane seçim geçirdi. Ülkemiz son iki yılda da 4 seçim geçirdi. Kolay değil. İstikrarın olmadığı bir yerde başarı olmuyor. Bu sebeple son seçimle beraber AK Parti'miz tekrar tek başına iktidar oldu. İstikrar ve güven ortamı tekrar oluştu. Bu süreçte benim Erzincan'daki seçimlerimde yanımda olan Erzincan'daki hemşehrilerim ve İstanbul'daki hemşehrilerimize sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum.